daha yeni çıkmış. Neyse koy dedim.
Neden baktın? Ne alacaksın? Gideceksin. Aman. Ha? Yeni çıkmış dağılım. Sağlam ne var? Öldürmesin neydi? Alalım işte. Güneşi bu ayda yönünü duyuyor. Altasından mısın? Bana bakayım. Ne diyor öldük güzel. Yutuyorum ben. Bastırıyorum ben. Çıkıyorum. Şu daha yeni çıkmış. Güneşe koyuyor dedim şimdi bunları. Aynen. Hadi sen. Seni göreceğim. Bak. Bu ne? Beyaz. Atlas. Aynen. O da yeni çıkmış. Ne diyorlar be? Topları boş yere koyalım. Yargı. Çek çek. Sattım. Yürü gel. Evet. Tut. Hey! Şşt!
Samsak gel. Hayt! Nereye gidiyor? Öyle bir fırtına vardı ki, acayip bir fırtına vardı, kulübeleri falan zaten her şeyi devirdi. Bir de öyle bir yağmur yağdı. Koyun da şu an iki bölük. Bu koyun da al kızda nefes var. Diğer koyun da babam var. Orada da diğer köpekler var. Koyun da ikiye böldük. Babamla ayrı ayrı gidiyoruz. O da kulübede gitmiş. Ama kulübeler köpeklere zarar vermez. Hafif çünkü. Öyle ağır bir kulübe değil. Hafif. Hey! Böyle yağmurlu günlerde de fazla yutmuyoruz. Hani böyle eğiliyoruz, eğiliyoruz, kapatıyoruz. Oğlum. Seni kovdu hadi. Gel. Almıyor. Yağmurlu havalarda böyle zor da kalınca da pide dağıtıyoruz köpeklere. Daha iyi oluyor. Hem değişiklik oluyor. Yal yapamıyoruz. Yağmur yal kaplarını doyuruyor, olmuyor. Mecbur böyle bir iki atıştırmalık pide veriyoruz ekmekle. Böyle zor şartlar altında bunu yapıyoruz. Ama pideyi de özlemişler. Pide de yumurtalı olduğu için
yarıyor. Rey! Kapalan da şöyle çatıya boyan kabı, Nisan yağmurunu temiz bir kabın içine dolsun. Buradan da bilgi vereyim. Selçuklular zamanında böyle Nisan yağmurunda kap bırakırlarmış. O bir şifaymış o su, Nisan yağmuru suyu, yağmuru. Ve çocuğu olmayanlara da Selçuklular zamanında o sudan içirlermiş. Şimdi şuraya aklıma geldi bir kap koyayım. Şifa, bereket, bolluk demekmiş. Bir tadayım ben bu sudan. Böyle ne kadar dolarsa artık. Ama şöyle de bir şey var. Bizim dağda kaldığımız için doğamız havada yani herhangi kirli duman falan olmadığı için gelen su temiz. Hani İstanbul'da şehirlerde yukarıdan inen yağmur suyu ne şekilde iniyor onu bilmiyorum. Tabii ki bizimki dağdan direkt inen bir şey. Yani yukarısı temiz bizim havamız. Ama nasıl dolar bilmiyorum. Nisan yağmuru gerçekten bereketli. Yani bu yağmurlar dağlardaki otların, bitkilerin yani daha iyi verimli olması hayvanların, Cenab-ı Rabbim zaten hayvanlarımızın nasibini veriyor. Ete yağar Nisan yağmuru. Ete yağar dedikleri de yani kaçmayın bu yağmurdan diyor. Yani ıslanın, bir şey olmaz. Sağlık. Yani bu yağmurların bereketi herhalde bir başka. Suyu için canlayacağız. Koyuna da bakan. Bu nasıl oldu bizim böyle ya? Babam da gelmedi öteki sürüden. İşte her zaman diyoruz. Yani daha önceki videolarımızda vardı koyun bölünme olayları. İşte burada da aynı olayı yaşıyoruz. Koyunun yarısı burada. Al kızla. Kızı bekliyor nefes. Diğer sürüde de bal kız, prenses ve Dicle kızımız var. Yani yine bir ekip anlaşması. Yavrular bile şimdiden alışıyor. Bir de can kızı unuttuk. Aynen can kız da orada. Kurtların da en çok sevdiği olay bu olay. Yağmur. Yani köpekler yağmurda asla ve asla kokalamazlar. Koku organ duyuları kapanıyor. Yağmurda kurt istediği gibi hareket eder. Bu da köpeğin bu aylarda daha akıllı olması gerekiyor. Al kız. Al kız. Gel. 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 Gel.
Gidiyorlar koyunlar. Öteki sürüye gidecek herhalde. Aynen. Bakın algıza bak. Al kızımız bizim ya. Her şeyimiz. Her şeyi bırakır da sürüyü asla bırakmaz. Bak bak sarımsağa bak, uyanaya bak. Gitmeyecek sarımsağa. Sarımsak hadi sen de git. Hadi git sen de. Hadi. Bu sürü ta gider. Babamı bulur. Biz de şurada yavaş yavaş şu çerriyi falan sıyırayım bakayım. Şşt, hadi yürü. Bak bak sarımsağa bak. Git hadi sen de. Al kız bunları götürür oraya. Hadi git sarımsak. Hadi. Hadi git. Hadi. Az golayım. Bak. Gitmez. Onun işi kurtlarla, koyunla değil. Yani tabii ki sarımsak bizi koruduğu için biri tercih etti, gitmedi. Küçük sarımsak. Böyle biriken suları alalım da. Hey, nereye geliyorsun? Gel gel, ha gel. Kuzulu koyunlar getiriyor. Bugün kuzuları yağmur var diye yemiştirmedik. Onlar çekti geri getirdi koyunu. Bizim yavru tavus kuşu da açmaya başladı. Vay be. Vay 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 vay. Acaba bundan dişiler de açıyor mu? Dişi de açıyor. Bak. Thank you.
Yoruldum. Vallahi yorulduk. Acayip ıslandık. Babam da şemsiyle gitmiş. Suyu getiren, suyu bir tatan. Bir bardak da Recep'e içen için Recep sorar bu ne diye bir alan gelen ben miyim? Olmamış, dönen açık doğmuş. Bu ne? Bu ne biliyor musun hocam? Bu çocuğu olmayanla açıyormuş. Ne ya? Bu suyu. Selçuklular zamanında böyle bir inanç koyuyorlarmış. Bu şifaymış. Nisan yağmurları suyunu içti mi vücudumu yeniliyormuş. Yani hastalıklarım varsa bir derman oluyormuş. Böyle bir şeymiş. Biz de bir deneyen dedik. Tamam. Bereket getirdim sana. Aynen. Yut hemen. Yut hemen. Ya sat yani. Bitti. Çiçeğim. Ya ben almayayım. Sen iç bari az yağmış içine. Aynen. Şimdi birimize faydası dokunsun. Aynen. İçersek bir şey yalamaz. Bu olmuş kadar tam olsun. Ya bizi iç. Şifa olsun. Değişik bir şey ya. Hani devre eskiler Nisan yağmurları etede yer diye. Yani kaçmam bu yağmurda ıslanım diyorlar ya. O olay Selçuklu döneminde de böyle bir şey diyorlarmış. Şubat'tan beri ıslanıyoruz zaten. Nasibimizi aldık. Ben olmazsam yağmur yağsa bu şey tavayı oraya bu. Saçın altına koma. Açığa koyacağım. Ne için? Sürekli bundan bir şey. Bunu içerim ne olacak ya? Böyle bir görenek koymuş ya. Zaten bizim gelen su da yağmur suyu. Yağmur suyuyla geliyor. Bunlardan geliyor. Bunlardan geliyor. Aynen. İçtiğimizde yağmur suyu. Onu hiç hesap edemedim. Doğru ya. Bunlardan geliyor. Aynı yağmur da yağmur da karışıyor içine. Her gün şifa içiyorsun. Ben de mermi gibi yüzeyiz hep. Ateş gibisin de. Vay. Yani yorulduk. Bugün ilk ay çalıştı iyi maşallah. Türkiye'yi çalıştırdık değil mi? Geldik anne çayı vur bari. Haydi lan. Suyu içtin biz de çay içelim. Çayı vuran da şuradan. Baban gelsin bana bağır. Şemsiyle otur şuraya bak yarısı gitmiş koyayım yanına. Aynen. Maşallah maşallah bugün Allah bereketini yağdırdı. Verdi Cenab-ı Allah'ım ne güzel yağdı ya. Recep, yarın da mantarlar çıkar güneş açtı mı, kuzu göbekleri. Ooo, tam benim günlerim doğuyor. Tam bir ay mantar yiyeceğiz galiba, mık başı, kuzu göbeği. Sen ye, öde. Dağ mantarı, yoğurtlu, yumurtalı. Ya, göbeğine çalışayım ben. Vallahi özledim. Boğaz. Pilavlı mantar. Yani bir ay beraber yemek yok. Mantar. Dayan mantar. Biberli mantar. Pilavlı mantar. Peynirli mantar. Yumurtalı mantar. Yoğurtlu mantar. Mesela uyuyacağız. Bereketlerinden faydalanacağız. Tabii değil. Doğaya doğanın. Uyuyoruz. Doğanın döngüsü. Mantar ayında mantar yiyeceğiz. Boğaz daha şişmiş be. Hıkkınamayındı. Hepimiz aile boyu hastayız. Hepimizde grip var.
Hepimizin boğazları acıyor. Vallahi bir salgın var ama Recep de diyor ki bize diyor nereden geldi dağda bu diyor. Demek ki birinden bulaştı bir dede bu grip. Koyunumuza şöyle bir bakalım.
Önümüz akşam yayılmaya başladı zaten. Ha, maşallah. Ha kız. Gel kızım, gel. Prenses. Yerim ben sizi. Dur kızım dur. Ay. Ay tatlı seni. Bir dakika yok zaten. Gel buraya gel. Prenses, kızım, bir de yargımızı burada, şöyle söyleyeyim, bunu da anlatmaya kelimeler yetmez, değil mi oğlum? Gel, gel, gel. Bunu. Dağda yaşam ailemize selamlar, her çarşamba olduğu gibi haftada bir gün dağda yaşam sucuklarımızı üretiyoruz. Kendi üretimlerimiz et sucukları güvenerekte yiyebilirsiniz. Bizim çocuklarımız bile biz bile bunu çiğ çiğ yiyoruz. Biz bunları dağda yaşam ailemiz için üretiyoruz. Alan el olmayalım, veren el olalım. Hayat paylaştıkça güzel dağda yaşam sucukları.